5. videoya hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son görevdeyiz. Diablo'yu öldürmemiz gerekiyor. Önce şu envanterimizi boşaltalım. Bütün şunları takalım. Pot alışverişimizi yapalım. Ondan sonra artık şu kadar sanırım yeterli gibi duruyor. Belt var mı diye de bakacağım. Bu artık bu normalde alabileceğiniz en yüksek zırhlardan. Şu Crystal Sword bizim işimize yarayacak. İleride. Dediğim gibi buradan artık şimdi ateş şeyiz biz. Ateş druidiz. Wind druid'e geçeceğiz. Wind druid'de Hurricane ve Tornado kullanacak. Hurricane 30 level'da açılıyor. Biz zaten 2300 hem level'ımız yetmiyor. Şu an bunu açsak bile Tornado'yu. Tornado tek başına o kadar güçlü değil. Ona geçmeden önce de bir tane Rune World yapacağız. O mecburi değil ama bayağı işimize yarayacak bir şey olacak. Item olacak. Onu da kullanacağız. Yani şöyle söyleyeyim. O Rune World'ü yapabilmemiz için de en azından bir Nightmare şeye geçmemiz gerekiyor. O hani hatırlarsınız ilk bölümlerden ya da ikinci bölümden falan. Runları çıkardığımız bir Contest vardı. O Contest'in Nightmare versiyonuna kadar gitmemiz gerekiyor ki bir sonraki Rune World için gereken runları çıkartalım. Şu lanet zehir mage'i çok vurdu. Evet, burası da biraz yine navigasyon kısmı biraz sıkıntılı bir bölge. Ama buraya geçtikten sonra artık Diablo kısmına doğru gelmiş oluyoruz. Burada teleport skill'i olan bir karakterle oynamak çok daha iyi olurdu. Atlayalım. Aslında yani şey, sonuçta en sonunda dümdüz gidiyorsunuz ortadan. Gitmeniz gereken şey o. Tabii biz şu an bize teleport olmadığı için kenarlardan gitmek zorunda kalıyoruz. Ve mesela burası şey yine kapalı çıktı. Sol taraftan gideceğiz demek ki. Ya sağdan ya soldan gidip aslında dümdüz. Şöyle şuradan başladık. Dümdüz ileri gitmeye çalışıyoruz. Böyle dar alanda şey atmak da biraz sıkıntılı oluyor, Fisher atmak. Evet, bu bölgeden sonuçta çıktık. Chaos Sanctuary'ye geldik. Burası da yine farm yapılan bölgelerden bir tanesi. Mesela bu arkadaş niye ölmedi? Niye ona denk gelmiyor? Anlamıyorum bir türlü. Artık şans mı diyelim. Şimdi buraya da daha biraz devam etmeden önce haritayı birazdan göreceğiz ama gittiğimizde ortada bir pentagram olacak. 5 yıldız. Diablo orada çıkacak ama onu çağırabilmek için Diablo'nun 5 tane mührü var. O 5 mührü kırmamız gerekiyor ve her kırdığımız mührün içinden bir slot ya da pack diyeyim mob çıkıyor. Boss'u ile beraber olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Onları hepsini öldürmemiz gerekiyor. Tam kesin öldürmemiz gerekiyor mu yoksa böyle bir boss grubu daha çıktı. Bir de birisi bize curse attı. Kafanızın üstünde bir şeyler yanıyorsa bilin ki birisi lanetlemiş sizi. Oo, unique zırh çıktı. Hemen şeye takabileceğimiz bir şey olsa gerek bu. Neyi yetmiyor acaba? Strength'i mi yetmiyor? Strength'i yetiyor, level'ı mı yetmiyor? Aynen, level'ı yetmiyor. Bunu şimdilik buraya koyayım. İleride Merk'e onu takarız. Şimdi Diablo'nun çıkacağı yer tam şurada alevler gözüktü ileride orası. Tabi direkt böyle oraya yaklaşınca çıkmıyor az önce bahsettiğim şey. Bunun tam iki tane solunda, iki tane sağında, bir tane de tepesinde 5 tane mührü var Diablo'nun. Diablo'yu çağırmak için diyelim.
Şimdi buraları bayağı bir kalabalık. Burası farm mekanı demiştim zaten. Level kasmak için, item kasmak için. Uygun bir kısım. Zaten Merc direkt patladı. Birinci mühür bu. Şöyle şimdi ikincisi de şurada. Bir tanesini bu arada bilerek sona bırakıyorum. Onu da birazdan niye sona bıraktığımı anlarsınız az çok. Bence Diablo'nun kendisinden bile zor bir boss çıkıyor için. Evet, buna bir kere bastıktan sonra hepsinde çıkıyor mu? Çıkınca hepsini öldürmek mi gerekiyor? Hepsini öldürmek gerekiyor da sadece boss'un kendisini mi yanındakileri de öldürünce oluyor mu? Tam hatırlamıyorum. İkinciye tıkladık. Grup çıktı. Şimdi bu grup en şey olanı, sıkıntılı olanı. Bu çünkü bazen haritanın dışına çıkabiliyor. Uçarak gittiği için. Bu arada bu fire şey çıktığı için bunu kesmeniz gerekiyor. Yani bunun şeyi yok. Kaçarı yok. O yüzden Merc'ü alacağım yanıma. O vursun en azından. O da çok vurmuyor ama. Şöyle yapacağım. Merc'ün kesmesini bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Arada bir şeyden atacağız biz de. Magma Boulder'dan. Tamam. bu arada üçüncüsü de mana dolmuş bunun. Yanlışlıkla şey can dolmuş pardon. Evet iki tanesi tamam. Şimdi tepedekine gideceğim buradan sıradan. Bu sırayla gitmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz sırayla gidebilirsiniz ama dediğim gibi bir tanesi diğerlerine göre bariz daha zor. O yüzden ben onu sona bırakmayı seçiyorum. Etrafta hiç yaratık kalmasın. Sadece ondan çıkan boss kırbıyla dövüşmek istiyorum diye. Şu battle staff'ı da alalım. Skill veren bir şey çıkabilir içinden. Üçüncü şeyimiz burada. Mührümüz. Şu. Boss'u biraz geriden çıkıyor. Şu arkadaki lanet vura vura kahretti beni. Tekrar söylüyorum, siz deneyebilirsiniz kendiniz. Hepsini mi kesmek gerekiyor yoksa sadece boss'un kendisini kestiğiniz yetiyor mu? Emin değilim. Şimdilik Merc'ü tekrar canlandırmayacağım çok gerekmediği sürece. Potlarımı tamamlayayım. Battle Staff'ta bir şey var mı? Yok. Decrypify atıyor. Bu eğer Necro oynayanlarınız varsa 24 level'da açılan curse'ü biliyordur Decrypify diye. Hem yavaşlatıyor hem defansınızı kırıyor. Tehlikeli yani. Böyle kafanızda mavi ateş yanar gibi bir şey görürseniz kaçmaya çalışsanız iyi olur. Şimdi 3 tanesini açtık. Bosslarını falan öldürdük. Durduğu yer itibariyle şu galiba ölmeyecek şurada duran. Ölmüyor yani. Oyun bazen sadece benim sinirimi bozmak için şey yapıyormuş gibi geliyor. Şimdi benim dediğim boss şu en uzaktakinden çıkıyor. Yanından geçtiğimizi değil. Onu da yerini açıp bütün yaratıkları öldürmek istediğim için buraya geldim. Bir tane sanırım burada kaldı mı? Kalmamış, tamam. Şimdi bunu da açalım. Buradan da bir şey çıkmadı. Bundan çıkacak. Bu çıkan şey bu. Size dikkatli olmanızı söylediğim alev püskürten Pit Lord'lar. Yalnız çıkan şey speed buff'la beraber çıkıyor. İnanılmaz hızlı koşturuyor. Ve çok vuruyor. Şöyle geri yaparsanız bunlar. Şu mavi olan. Hepsini bir al işte. Mesela.
Öldürebildiğimiz kadarını öldürdük. Şimdi bu oyunun bir şeyini daha göreceksiniz burada. Öldüğünüz zaman bütün itemlarınız yere düşüyor. Gidip onu oradan almanız gerekiyor. Aldığınız zaman otomatikman üstünüze geliyor itemların hepsi. Zırhlar falan takılıyor. Orada sıkıntı yok. Bak mesela burada öldürmediğimiz şeyler var diye. Şu an bize sıkıntı çıkartıyorlar. Zırhımız olmadığı için yavaş da koşuyoruz. Staminamız da yüksek değil. Hemen yoruluyor olabiliriz. Bunlardan arada işte mesela işte ateşin üstünde yürüyor diye vuramamışım. Ya da denk gelmemiş Fisher'ın şeyleri. Kalmış 2-3 tane yaratık. Bunların çıkardığı sıkıntıya bakın işte. Bu yüzden aslında benim bir türlü yapmadığım, yapmayı unuttuğum daha doğrusu bir şey var. O da belirli bölgelere geldikten sonra hiç üşenmeden bir tane tam portal açmak. Açacaksın tam portalını. Böyle ölürsen 2 saat geri benim gibi geri koşmak zorunda kalmayacaksınız. Şimdi boss orada duruyor. Benim ölüm de orada bir yerde duruyor. Benim ölüm zaten şurada. Boss geldi. Çok böyle eğer dikkatli olmazsanız. Şimdi gidip şuradan ölüme tıklıyorum. Altınımı alıyorum. En azından diğerleri biz ölüyken gitmiş. Hemen potlarımı yerine yerleştiriyorum. Çünkü belt de düşüyor siz öldüğünüz zaman. Evet, bu sallantıyı gördüğünüz an anlayın ki Diablo artık çıkmış bulunuyor. Diablo'nun olayı birincisi iyi bir ateş hasarı vuruyor. Şöyle bir etrafında çıktığı için kaçışınız olmayan bir ateş hasarı. Onda sıkıntı yok. Yakınındayken vurursa cold vuruyor sanırım. Onda da sıkıntı yok. Önemli olan lightning breath. Yani ağzından elektrik fırlatıyor ve uzun süren bir elektrik. Hepsini yerseniz lightning resistance full bile olsa muhtemelen ölürsünüz. O yüzden onun içinde çok fazla durmadığınız sürece Diablo'nun kendisi o kadar sıkıntı değil. Mesela şu vuruyor. Evet, biraz can götürüyor. Bir de şöyle bir şey var. Bunu yaptığı zaman yapacak hiçbir şeyiniz yok. O ya o şeyi kıracaksınız. Ben bu arada gene portal açmayı unutmuşum. Bunlar aslında dediğim gibi normal eskiden oynadığım zaman da olsam öleceğim şeyler değil. Ama işte ne zamandır oynamadığım için biraz şeyim nasıl olduğunu da unutmuşum. Normalde böyle hemen skill atıp atıp kaçmak gerekiyor. Hiç yerinde durmamanız gerekiyor. Şunları da artık öldürebilir miyim lütfen? Ölürlerse bir zahmet ama. Of. Evet, bu sefer yaklaşmadan önce şurada bir tam portalımı açacağım. Şurada bir yerde sanırım açsam sıkıntı olmaz. Çok da yakın açmamaya çalışıyorum. Ya da yakın da açabilirsiniz. Hani çok canınız azaldığında hemen kaçabilmek için. Şimdi Diablo orada dururken ben şuraları doldurayım. Şimdi çok fazla yaklaşmıyoruz. Böyle uzaktan uzaktan. Burada mana şeyimiz de var. Azalırsa doldurabiliriz. Arada böyle şarjı da oluyor arkadaşın. Şöyle bir şey de fırlatıyor. Bunun da çok içinde durmamak gerekiyor. Bunun hiç durmamak gerekiyor. Az önce gördünüz zaten ne kadar vurduğunu. İnşallah potumuz yeter. Tekrar şeye gitmek zorunda kalmayız. Şimdi biraz uzaklaşıyorum. Şunu yapmak için. Canımı, potumu doldurdum. Canı da çok fazla kalmamış olsa gerek. Aynen. Muhtemelen buradan öldürürüz bu arkadaşı. Evet, gitti.
Bir tane daha unik şey çıktı. Zırh çıktı. O da şöyle bir şey. Şöyle yaparsak eğer bir item daha sığdırabilirim sanırım buraya. Evet, bu da dursun. Bunu yaptıktan sonra ek 4 ile işimiz bitmiştir. Yine Merc'ü canlandıracağım. Buradan şeye geçebiliyoruz. Şuna bir bakalım ne olduğuna. 6.24'e 6.65. Buna da strength yetmiyor yine. Şununla beraber aslında. Bu nasıl bir şeydi? Buna da bakalım. Bu sanırım daha iyi duruyor şeyden. Bunu da giyemiyor. Şöyle yapacağım artık. Bunları zamanı geldiğinde Merc'e giydirmek üzere tutuyoruz. Merc ölü kaldığı sürece experience kazanmıyor sizinle birlikte. O yüzden ne kadar yanınızda gezdirirseniz o kadar iyi. Potlarımız, her şeyimiz tamam. Act 5'e geçebiliriz. Şimdi burası şeyle gelmiş bir act. Ek paketle gelen bir act. Görevlerimizi biraz alırız buradan. Burası potçu. Light healing falan şey yapmıyoruz. Greater zaten şu an en büyük. Normal küçük potumuz varsa onları satabiliriz. Şunları da fullleyelim. Onun dışında station'imiz burada. Larzuk burada artık tamircimiz olarak geçecek bizim. Şöyle büyük beltler var. Bir sıra daha pot getiriyor. Büyük belt için ama strength'e vermemiz gerekecek biraz. Act 5'e geldik. Shank the Overseer kesme göreviyle başlıyoruz. Şimdi buralardan özellikle bu arkadaş Nihlatak Gamble'cı normalde. Bununla karşılaşacağız. Kendisiyle. Gualkek'li de. Evet, şimdi burası açıkçası bence Drizzt serisinden alınmış. Sanki Buz Yeli Vadisi gibi, Icewind Dale gibi duruyor. Barbarların mekanı. Her taraf karlı. Şey, haritalar inanılmaz büyük. Dediğim gibi bu ek paketle beraber Druid'le Assassin Class'ı da gelmiş oluyor. Burada Shank the Overseer diye bir mini boss gibi bir şey arıyoruz. Böyle sürekli ortalıkta şeylere denk geleceğiz bu arada. Barbarlara. Savaşıyorlar. Eğer burada şey alırsanız, Merc alırsanız o da barbar olarak geliyor. Onun haritası da çok böyle navigasyonu kolay demeyelim de kullanıcı dostu değil. Çok öyle merdivenler, bilmem neler. Şimdi şu görevden tekrar bakacağım. Bloody Foothills'da, yani bulunduğumuz yerde. Zaten kendisi bir farm boss'u olarak geçiyor. Çünkü şeyin hemen yanında oluyor. Waypoint'in çok yakınında oluyor. Burada ilk önce Waypoint'te bulursak zaten orada şeyi bulmuş olacağız. Shank the Overseer'ı bulmuş olacağız. Şöyle biraz hafif düz ilerleyerek gidiyorum. Çok fazla sağ sol yapmadan geçmiş de olabiliriz yerine. Burada bir boss grubu var. Bossları öldü. Merc eğer sizinle birlikte level atlayamadıysa Merc'ün itemlarını alıp geri alıp yani üstünden Act 2'den tekrar satın alabilirsiniz. O sizin level'ınıza yakın bir şekilde geliyoruz öyle yaptığınız zaman. Ben birazdan muhtemelen waypoint'i bulduğum zaman öyle yapmayı deneyeceğim. Yine aynı oralı bir tanesini bulmaya çalışacağım. Şöyle şeyler de oluyor, ne onun adı? Mancınıklar. Burası böyle komple bir savaş alanı gibi bir şey zaten görünüşünden belli oluyor. Şöyle ilerleyelim bakalım. Shanks'i bulabilecek miyiz? One Piece'deki Shang Tzu değil. Shank the Overseer.
Buranın benim en çok dikkatimi çeken ilk oynadığımda haritaların büyüklüğüydü. Yani şu an şu Bloody Foothills dediği yerdeyiz. Buradan yani normal Act 1, Act 2'deki haritaları üst üste iki tane yani uçuca iki tanesini koysanız anca bu kadar uzun olur. Karakterin staminası bitti. Öyle düşünün. İlerlemeye devam ediyorum. Muhtemelen sanki aklımda kaldığı şey. Evet, sonuna geldik haritanın. Buradan diğer haritaya geçiliyorsa şey yapacağım. Tamam. Burada ayrı bir görev var. Frigid Highlands'te. Şimdi artık buradan en azından nereden geç... Heh, Shanked Overseer burada çıktı. Şu arkadaş kölelerin şeyi Overseer'ı. Açıkçası başka özel bir şeye gerek yok. Shanked Overseer'ı kestik. Waypoint'ın burada olması gerekiyor sanki. Ben o zaman yanlış hatırlıyormuşum. Shank olmasa da o zaman buranın Waypoint'inin yanında sanırım bir tane garanti boss olması gerekiyor. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, şimdi şuradaki Waypoint'i alacağız. Aldık zaten galiba. Bridget Highlands'a geldik. Görevimizi teslim edelim hemen. Larzuk şey verecek. Ödülünü verecek. Evet, bu arkadaş şun güzel bir görev ödülü var. O da item'ınıza soket basıyor ve verdiği soket level'ınıza göre olabilecek maksimum soketi veriyor. Bu şu demek. Atıyorum, şimdi oyunda bazı Path of Exile oynayanlar da bilir veya bilmeyenler için. Atıyorum şu anki level'da bizim şeylerde, dükkanlarda veya yerde karşımıza çıkabilecek en yüksek soket sayısı 3 şu an. Sanırım 40 level, 45 level arası mı ne? 4'e çıkıyor. 40-45 level olduğunuz zaman buraya gelip normal bir item koyduğunuz zaman soketsiz şeysiz bu arkadaş buna soket ekliyor ve maksimum 4 olduğu için 4 soket ekliyor. Bize de 4 soketli bir item lazım olacak ileride. O yüzden bu özelliği saklıyorum. Şimdi burada bu görevimizde esir alınmış barbarları bulmamız gerekiyor. Sanırım o dediğim farmlama yeri burası. Yani şu şeye, Waypoint'e geldiğiniz zaman burada garanti bir boss grubu oluyor. Hatta belki iki tane. Haritanın bu kısmı da sağa doğru ilerliyor biraz. Şimdi artık bunu biraz sanırım şöyle yapabiliriz. Çünkü kapı kırmamız gerekecek biraz. Burada esir alınmış barbar kampları arıyoruz. Ve onları kurtarmamız gerekiyor. Sanırım 3 tane olması gerekiyor. Tam emin olmamakla birlikte. Abaddon'a gidiliyor. Buradan gitmeyeceğiz. Dota'daki Abaddon. Evet, ilk şeyi, grubu bulduk. Bunları böyle kurtarıyoruz. Onlar şey olup gidiyorlar, teleport açıp. Evet, caster olmanın yani büyücü olmanın kötü şeylerinden bir tanesi bu tarz şeyleri, kapıları mapları açarken işkence çekiyorsunuz resmen. Yani barbarların şeyini şöyle anlayabilirsiniz, beyaz gözüküyor. Sarı kapısı var. Bazen bunların üstüne şunlar binmiş oluyor ve altındaki büyük, yani onları öldürmeye çalıştığınız zaman altındaki ölüp kendisi ölmüyor. Devam ediyor kendisi şey yapmaya, yaşamaya. Her tarafa bakmaya çalışıyorum. Muhtemelen geride bir tane bırakmışızdır illaki. Ben bu görevi böyle tek seferde ilerleyerek yapabildiğimi hatırlamıyorum. Hemen bir tanesi de burada.
Evet, 5 tane daha kurtarmamız gerekiyor. O da üçüncüsü olacak zaten her şeyde. Kurtardığınız kısımda. 5 tane oluyor. Biz 2 tane kurtardık. Üçüncüsünü arıyoruz. Mana potumuz bitmiş. Şöyle hepsini tamamlayalım. Buranın müziğini hep Tarkan filminin müziğine benzetmişimdir. Altınoğlu Tarkan. Biraz daha ilerleyelim. Muhtemelen birazdan geri dönmek zorunda kalacağız ama yapacak bir şey yok. Yani bakmaya çalıştım ben. Denk gelmemiş olabilir. Burası tamam. Farklı bölgeye geçiyor artık. O yüzden şey yapmıyorum. Burada. Muhtemelen sanki şeylerime göre bu sağ tarafta bir yerde kalmış gibi gözüküyor ama emin değilim. Mörkümüz garip bir şekilde hala hayatta. Onu birazdan yüksek level'lı bir tanesiyle değiştirmeye çalışacağım. New yerlerden bir şey takı sesi geldi. Biraz yürüyeyim çünkü staminam bitti. Evet, lanet olası kapıyla yine karşılaştık. Mörk'e şey de veremiyorsunuz, komut da veremiyorsunuz. Git şunu hani öldür gibisinden. Bakıyorum. Muhtemelen şurada olabilir. Fisher'a vermeye devam ediyorum. Galiba şu sol tarafta çıkacak sanki. 24 level olduğumuza göre artık şu an mesela istersek Tornado'yu açabiliriz ama dediğim gibi tek başına çok şey bir skill değil. Ama bu karakter gerçekten güçlü ve oynaması en zevkli karakterlerden bir tanesi. Tamam, şimdi bu görevi de tamamladığımıza göre görev vermeden önce yeni bölgeye geçmek istiyorum. Yine kapıyı tıkayan Diablo şeyi, tasarımı. Muazzam bir tasarım. Yaratıklar sadece önünüzü tıkamaya yarıyor. Öldürmüyorlar, ateş etmiyorlar. Öyle sadece önünüzde duruyorlar bazen. Kapıdan geçemeyin diye. Merc de tam kapının ağzında dövüşmeye başlıyorlar. Yapacak bir şey yok. Nereden geçtiğimi tam anlayamadığım için sürekli kapalı kapılarda şey yaptım. Eski gittiğim yerden devam etsem aslında hiç sıkıntı çıkmayacak ama. Bravo, yolumu tıkadın, çok iyisin. Aşırı iyi bir yaratıksın sen. Allah belanı. Neyse, sakinim. Sorun yok. Şu devasa açık alanda bir şekilde takılmayı becerebiliyorum. Bak mesela burada yine takıldık. Fisher atıyoruz. Garip bir şekilde Fisher kimseye vurmuyor. Burada döneceğim artık. Hem sinirim daha fazla bozulmasın. Koal Cake'ten almışız görevi. Gidip ona verelim. Bize sanırım o da bir Ralord Tal şeyini verdi. Klasik dediğim şey bu. Eğer bunu sırasını şimdi hatırlamıyorum. Ralord Tal olması gerekiyor. Yani aklımda öyle kalmış. O sırayla verirseniz, takarsanız şeye 3 soketli bir kalkana bütün rezistanslara 30 mu 40 mı 40-45 arası olması gerekiyor. Yanlış olmasın. Bir rezistans veriyor. Bu arada şu soket şeyini tekrar bir şey daha söylemek isterim. Demiştim ki level'la alakalı. Yalnız o level sizin level'ınız değil. Item'ı bulduğunuz yerin
level'a. O yüzden mesela şu an bir tane işte şuradan bir atıyorum staff istiyorum. Gidip bir tane ilk ekten bir staff alıp gelip burada soket basarsam ben 100 level'da olsam maksimum 2 ya da 3 soket takıyor ona. Yani item'ın level'ı önemli. O yüzden şöyle 40-45 olduğumuz zaman 40 level gibi bir tane biz o kılıçtan yapacağız o dediğim Runeword'ü. Bir tane kılıç arayacağız. Gelip burada 4 soketlemeye çalışacağız. Şimdi kimdi? Adı neydi? Anya'yı arıyoruz. Crystalline Passage'da. Ve bu arada bu şeylere dikkat ederseniz şimdi bunlar köle diye geçiyor. Bu da onların kırbaççısı. Kırbaç o kölelerden bir tanesine vurursa bazısının altında kırmızı böyle küçük halkalar çıkmaya başlıyor. Gösterebilirsem size şimdi burada. Onlar patlayacak demek. Şey onlara ceza gibi vermiş oluyor sanırım. O yüzden onlar çok ya da güçlenmiş de olabilir. Tam emin değilim. Benim aklım patlayacak diye kalmış ama. Şimdi yine sol taraftan doğru ilerliyoruz. Crystalline Passage'a geçeceğiz. Bundan sonra biraz daha şu lanet büyük yerden kurtulmuş olacağız en azından. Tabii ki de kapının arkasında her zamanki gibi bizi geçmemize asla izin vermeyecek yaratıklar şey yapıyor. Kapıdan bu tarafa da gelmiyor. Enteresan olan o. Kapının ağzında duruyor. Ben bilerek yapıldığını düşünüyorum. Şimdi buraya Diablo gömmeye gelmedik ama sevdiğimiz oyun, senelerce oynadığımız, kaç yüz belki 1000 saatten fazla oynadığım oyun. Keyfi bu, şunun keyfi de hiçbir şeyde yok maalesef. Mesela Path of Exile'da 2000 saate yakın belki oynamışımdır. Evet, o da çok güzel oyun ama şunun şeyi de dediğim gibi havası ayrı. Bol bol ring düşüyor. Evet, Crystalline Passage'a geldik. Burada şimdi Anya'yı arıyoruz. Şu yüzüklerimizi bir açarsak Fire Resist çok iyi. İki enerjiye gerek yok. Evet, burada da şu yaratıklar sıkıntı. Harpiler de sizi şey yapıyor. Curse'lüyor. Şu şeylerin sıkıntı olmasının sebebi üzerinize koşturarak charge'lıyorlar. Şey kullanıyorlar. Double Swing miydi o? Double Swing değil de ondan önceki. Frenzy Throw'u ne? Barbar skill'i kullanıyorlar yani. Vurdukça hızlanıyorlar. Çok da vuruyorlar. Stun ediyorlar işte. Skill kullanmanızı engelliyor falan. Uğraştırıyor. Şimdi burada Anya'yı arıyoruz. Bak ben o şeyi Fissure'a attım. Basmadı. Bu sefer hiç bana vuran dokunan da yoktu. Sıkıntı var bence. Şimdi burada çok yaratıkları bir şey yapmamaya çalışıyorum, biriktirmemeye çalışıyorum. Ne olacağı belli olmaz. O dediğim gibi az önce o barbar skill'i kullanan şeyler, yaratıklar 2-3 tanesi arka arkaya saldırdığı zaman Path of Exile oynayanınız varsa Roa'lar gibi düşünün. Böyle arka arkaya stun ediyorlar, vuruyorlar. Hop hop. Mesela şöyle olduğu gibi. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Yani çok büyük bir sıkıntı değil aslında ama yine sıkıntı sayılır. Yani stealth rune yapmıştık şeye, zırhımıza. Şu. Onu çok düşük level'da yaptığımız için, ilk bulduğumuz iki soketli zırhtan yaptığımız için şu an 10 defansı var o zırhın. Yani defansımız biraz düşük kalıyor fiziksel saldırılara karşı. Pot durumumuz ne? Biraz mana eksik. Hepsini almayacağım ama manaları alalım. Staff'ı almak istiyorum. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. O çok para eder. Evet, Frozen River mıydı? Evet, by the Frozen River. Tamam.
Bye bye by the river. Baldur's Gate'den bildiğimiz şekli direkt bana şey yaptı, hatırlattı. Şimdi buradan Anya'yı arıyoruz. Triden çıktı bir tane, aslında yüksek soketi varsa belki Merk'e takabilirdik. Şu scepter'lardan da şey çıkabiliyor, bunu böyle koyacağım. Skill olabiliyor çünkü dediğim gibi onlar da Paladin ait, özel item'ı. Her karakter sınıfına has sanırım ona biraz skill veren bir item'ı oluyor. Yanlış bilmiyorsam Amazon hariç, Amazon'da tabii spear'ları zaten veriyor olabilir. Çok oynamadım Amazon. Necromancer'ın hem ana eline taktığı wand hem kalkanı veriyor. Şeyin, Druid'in kaskı. Sorcerer'ın hem kendine has wand'ı hem staff'ı. Ondan sonra Barbar'ın kaskı. Paladin'in kalkanı ve scepter'ı. Kalkanında skill oluyor mu bilmiyorum da scepter'ında oluyor. Assassin'in şeylerinde sanırım. Claw, yani ne diyebiliriz, pençe silahları var onların. Onlar sanırım verebiliyor. Ya da dagger'ları da veriyor olabilir. Sanki böyle bir köprüden geçiyorduk şu Anya'yı bulduğumuz yerde ama. Böyle bir Anya buzun içinde duruyor olacak. Sanki bulduk şeyi, geldi çünkü görev bilgisi. Belki bu boss'u kesince falandır. Evet, bir War Scepter daha çıktı. Moğol'u çıkartıyorum bakalım. Evet, 3 Fist of Heavens, 3 Resist Lightning. Evet, Anya burada bu boss grubunu öldürdükten sonra şey yapıyormuş. Şimdi Malah'la konuşmamız gerekiyor. O da Anya'nın buzunu çözmemiz için bize şöyle bir pot veriyor. Ama oraya gitmeden önce, hazır burada şeyimiz de duruyorken, nedir onun adı? Yani portalımız duruyorken ben gidip şu şeyi değiştireceğim, eğer level'ıma uygun bir şey bulabilirsem. Atıyorum 24 level. Ona daha yüksek zırhlar takacağım, canı da şey olsun diye. Bakalım 23 level var mesela. Blessed Aim değil, bize prayer lazım. Şu. Tabii ondan önce dediğim gibi ne yapıyoruz? Gerçi bunların muhtemelen hiçbirini kullanmayacağız ama. Pratam. Evet, şöyle. Şimdi canı, strength'i falan her şeyi fazla 23 level olarak geldi. Biraz daha şimdi güçlü olacaktır. Da bizim burada başka nelerimiz var? Bir de bunlarımız var. Bakalım ilk önce 138 defans, 133 light res, poison res, defans. Sanırım bu biraz daha iyi gibi duruyor. Belki öteki değildir de o kadar önemli değil. Bunu takalım. Bir de şunu takacağız eline. Hasarı da bayağı arttı. İşte şu da soket olsaydı çok daha iyi olacaktı. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi gidip Anya'nın buzunu çözebiliriz buradan. Pardon, buradan değil. Mana potumuz biraz azalmış. Hello. Şöyle yapalım. Stash'e de şu paramı atacağım. Sonra devam edeceğim. Çok fazla paramız da yok bu arada. Mercury'nin şey yapmaktan sürekli. Buna tıkladık ve Anya'nın şeyini açtık. Buzunu. Gelip Malah'la konuşuyoruz. Talk to Anya diyor. Şimdi Anya ile de konuşalım.
Anya'nın görevi olması lazım sanırım. Bizim için bir item'ı özelleştirecek. Yani adımızı üstüne yazıyor. Bir de böyle bir şey verdi. Çok kötü. Evet, bir sonraki görevimiz açıldı. Bir sonraki görevimizde Nihlatak'ın tapınağına gidiyoruz. Nihlatak az önce konuşmuştuk, aslında şehirde duruyordu. Ancak bu arada şeyi ne yapacağız? Şunu. Ha, Scroll of Resistance, tamam. Hepsine 10 Resistance verdi. Bu görev o yüzden önemli. Şimdi burada Nihlatak'ı kesmemiz gerekiyor. Ben ondan önce süreye bakıyorum, 40 dakika olmuş. Sanırım kesebiliriz. Burada her zaman şu boss çıkıyor. Farmlamak için güzel bir yer. Eğer böyle item'a, level'a ihtiyacınız olursa buraya gelip bu adamı bir 3-5 sefer kesebilirsiniz. Healing Potion artık toplamayacağım. Çok fazla var. Para edecek bir şey çıktı bu arada. Şimdi buradan Halls of Vault'u bulacağız. Orada Nihlatak var. Oyunun yine pis bosslarından bir tanesi. Pis olmasının sebebini de gelmeden daha söyleyeyim. Çünkü orada biraz hızlı bitebilir dövüş. Zor değil ama ilk geldiğimde yine öldüğüm yerlerden. Bu arkadaş bir sürü bir ceset yığınının üstünde duruyor. Etrafında da bir sürü küçük küçük yaratıklar oluyor. Ve Corpse Explosion skill'i var. Yani ceset patlatma skill'i var. Orada bir patlatmaya başlıyor onları. Yani farkına bile varmadan 3 tek yemeniz işten bile değil. Şimdi şeyi, Halls of Vault'u aramaya devam ediyoruz. Buradan oyun devam etmediği için özellikle Waypoint'te bulmamıza gerek yok. Skill Shrine gelmesi çok iyi oldu. Skill'imizin level'ı 21'e kadar çıktı. Nihlatak'a da yetiştirebilirsek şeyi, bu buff'ı, Shrine'ı, daha cesetleri patlatamadan çabuk çabuk öldürmeye çalışırız. Burada sürekli iskeletler var. O Bone Shield düştü bir tanesinden. Kalkanlı bir karakteriniz varsa Bone Shield'ların blok oranı çok yüksek oluyor. %40'a kadar falan çıkıyor. Biraz dex'e verirseniz, bir de paladinseniz, mesela paladinin bir waypoint lazım değil dedim ya, şimdi bulurum. Paladinin blok arttıran bir skill de var. Onunla beraber dex'e falan verirseniz çok rahat bir şekilde max blok olan 75'e ulaşırsınız. Dediğim gibi bazı karakterler, yani o karakter build'ının 2-3 şekli var. Birincisi, mana'ya hiçbir şekilde puan vermiyorsunuz. Bu bir de. İkincisi, strength'e sadece zırh giymeye yetecek kadar veriyorsunuz. Daha fazla değil. Üçüncüsü, max bloğa ulaşmayacaksanız dex'e vermiyorsunuz. Ya da item kullanmak için, hani işte Amazon falan oynuyorsanız ya da Assassin. Onlar tabi item için gerekiyor bazen. Yani zırh giyecek kadar, yine öyle söyleyeyim, item takacak kadar dex veya max block yapacaksanız, max block 75 bloğa ulaşıncaya kadar dex. Kalan her şeyi cana veriyorsunuz. Bu kadar yani. Bu konuda Diablo zayıf. Yani skill çeşitliliği anlamında iyi. Evet, Halls of Vault'a geldik. Artık burada Nihlatak'ı arayacağız. Zaten bulunduğu alan çok belli. Böyle boss olduğu. Sanırım burası mı dümdüz gidiyor. Nihlatak'ı da öldürüp videoyu burada sonlandırırız muhtemelen. Zaten bir dahaki videoda da artık normali bitirmiş oluruz gibime geliyor. Bağlı öldüreceğiz zaten. Son boss'u yani. Ben muhtemelen skill animasyonu tamamlamadan önce yürümeye başlıyorum. Ondan bazen skill atmamış gibi oluyor. Nihlatak'tan hala şey yok, haber yok.
Yaratık yoğunluğu biraz fazla burada. Impossible. 24 level'ız hala. Bu arada experience konusunda çok şeyiz. Artık yavaş atlamaya başladık. Muhtemelen yolda fazla yaratık öldürmüş olabiliriz. Level'ımız biraz fazla geliyor olabilir yani. Emin değilim ama. Burada kaç level olmam gerekiyordu onu bilmiyorum. Sadece Diablo için sanki 24 diyorlar diye aklımda kalmış ama sonuçta bunların hiçbir tanesi zorunlu değil. Öyle denk geldi. Şimdi gidip level düşürecek halim yok. Videoyu yarıda bırakıp level kasacak halim de yok. Evet, 3 tarafta da çıkmadı. Çok şanslıyız bu konuda. Burada çıkacak o zaman. Belki de her zaman sağda çıkıyordur. Ben bilmiyorumdur. Dediğim gibi çok uzun sene oldu. Oynarken de hiçbir zaman profesyonel olarak böyle hani çok ciddi ama ben bu oyunun her şeyini öğreneceğim gibisinden oynamadım. Öyle dümdüz tamamen çocuk, genç zevk alarak işte şu an atıyorum başka tür ne oyunlar oynuyorsak onlar gibi. Evet, ortalık karışıyor. Nihlat Akın kendisi şurada zaten. Görüyorsunuz eliyle bir şey yapıp duruyor. Onlar hep Corpse Explosion. Eğer cesetlerin arasında durursanız patlatıyor sürekli. Ben şu an burada hiç şey olmadığı için rahatım. Evet. Mesela Merc şeydi. İyiydi. Level'ını falan yükseltmiştik. Evet. Anya ile konuşmamız gerekiyor. Ondan önce Merc'i unutmadan canlandıralım. Pot kısımlarını dolduralım. Artık tabii yüksek level olduğu için 3K falan istiyor canlandırma başına. Can potum çok olduğu için böyle bu sefer şey yapacağım. Şu şekil. Şu runlarımızı da stash tab'e koyalım. Bayağı runumuz oldu bu arada ama hala muhtemelen ihtiyacım olan Tal to Am Tal Ort Sol muydu? Sanki öyle bir şey olması lazım. 4 tane run dizeceğiz ileride. Onları böyle yolda görürken giderken hepsini birden toplama ihtimaliniz çok zayıf. Dediğim gibi Nightmare'da Contest farmlayacağız. Evet, bu arkadaş bir item'ı bizim için kişiselleştireceğini söylüyor. Yani hiçbir işe yaramadığı için sadece Morrow's Short Staff oluyor. Adınıza yazıyor yani açıkçası, staff'ın üstünde başka bir şey değil. Şimdi burada bir görev açılmıştı bana sanki. Görevin yazısını hatırlıyorum ama personalize yapınca gitti. Yani sonuçta ileri doğru gideceğiz. Biliyorum aslında nereye gideceğini de. Yine de şöyle görev alabilir miyim diye bakıyordum. Tamam. Evet, Ancient Sway'den seyahat edip Area Summit'e git diyor. Burası da yine pis bir boss'un olduğu bir yer. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.